Zeytinburnu'nda. Geldik böyle değişik siteler içinden falan girdik. Böyle bir kayalık bir yer buldum. Karşıdan gördüm. Buraya geldim. Şurada hem dinleneceğiz. Hem de biraz araştırma yapacağım. Ohohoho buralar. Ey yavrum ey şuraya bak. 4 tane birden ezilmiş mi? Ezilmiş mi? Bak önceden ölmüş. Yeşil bir verecek. Oo. Dörüncü kimsilerden. Oo 2 tane birden. 3 tane ufakları da var. Bakın bunları örümcek sanıyorlar. Oo örümcekimsi kakalı biraz. Kırık ayak. Örümcekimsi. Bir sürü de şey vardı. Onlar dağıldılar. Oo bakın bakın istila boyutunda hatta. Bakın aynen ya. İşte bu da kara versiyonu. Evet. Hadi bakayım bir iki yılan mulan bir şeyler. İlk taş bayağı bir sürpriz yaptı. İlginç kayalıklar, güzel. Denizin kenarında kaya. Kayalar dağılıyor ve böyle plaj oluşturmuş kayalı kayadan. Zamanla böyle parçalara parçalara. Keler olabilir bu kayalıklarda ama. Sıkıntı yaratır. Tırmanırken şimdi kayanın üstünde zeytin ağacı. Güzel bir yer bulduk. İnşallah. Kayanın içinden patlamış ağaç. İşte bu kayayı patlatıyor. Büyüdükçe bu kayayı kırıyor. Şöyle arkadaki makineye doğru uzanıyorum. Saat şu anda 3.26. Hayat sanki dondu. Şu anda hiçbir şey göremiyorum. Çünkü tam sıcak şu anda. Yani ciddi sıcak var.
falan falan fırla geldim. Selam dostlar. Kaya altı örümceğinden var. Isıracak. Tamamen kurumuş. Stüora dişileri, bakın bunun içinde stüora dişileri. Erkeklerini ben zaten bir iki haftadır görüyorum. Yani kozanın içinde. Dişi şu anda kozanın içinde şurada. Alttan girişi. Bir kozası, yumurtası falan duruyor orada gözüküyor. Bu arada yumurtlamış. Ya bakın burada da bir tane. O da dolu. Bütün kozalarda dişiler var. Dişiler. Yumurta. Oh, öyle güzel bir koku var ki bundan mı geliyor bunlar? Evet, şahane kokular. Şu kayayı dolaştım. Diğer tarafından girdim, arka tarafını gezdim. Ben bir tane pisi olarak göstereyim size. Tam anlamıyla. Şu anda kozası kucağında anne. Bakın çıktı. Yuvadan. Yuvadan çıktı. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada. Tamam. Ya korkma, 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 korkma. Her yerde pisuara. Konduğunu gördüm. Neyse. Mola veriyoruz. Güzel bir manzara eşliğinde biraz dinlenmeye çekiyorum kendimi. Saat 4.30-5 gibi harekete geçeceğim. Yaklaşık 1.5 saat falan yolum olacak. 1.5 saat sonra içerisinde mola veririm. Kıpıt 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 kıpıt.
Kaya altları. Karınca karınca. Karınca var. Bir şey başka bir şey olabilir. Genelde hiçbir şey olmaz. Bakın şunları tespih böceği. Çok fazla tespih böceği var. Özellikle denize yakın yerlerde karınca ve tespih böceği. Karınca varsa tespih böceği yok. Şuna bakacağım. Evet. Bundan alın. İki değişik böcek. Şu kırk ayakları falan. Aha bakın bak. Kaçmış göremiyoruz. Ottan koşamıyoruz. Çok hızlı duruyor. Bakın bunları az aramadım ben ne olduğunu anlamak için. Hep boş yuva diyorum. Bakın koluma çıktı, atladı. Hop, nasıl atıyor kendini. Hocam da atıyor. Dur. Dur, sakin ol. Hop, attı kendini. Tamam. Bırakın. Peygamber devesi çıkmış. Harika yerlerdeyiz. Biraz geç kalmış. Biraz daha denize doğru şöyle. Güzel. Evet. Denize yaklaştıkça hocamlardan soruyor. Bakalım sahili nasıl? Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Sapot biraz. Yani tespih böceği olarak da kullanıyoruz biz. İşte son zamanlarda adam internetten bana bunlardan satmaya kalktı hatta geçenlerde. Bugün hatta sabahtan bunlardan satmaya kalkıyorlar. Halbuki bizde zibir gibi. Ama değişik renkli olanları da var. Bakın bunlar da kırk ayaklar. Sapotlarla beraber çürük çürük çünkü onlar da nemli ve çürümüşleri tercih ediyorlar. Burası da böyle bir su durmuş burada belli. Şurada falan su çıkıntısı varmış kayanın dibi. Senin kanadına ne oldu? Kanatlı garip duruyor sende. Uçabiliyor mu sen? Hayır. Uçmamış. Bakın bakın bakın. İlk yavrumda kalırdım. Örümcek isimler, sapotlar, kırk ayaklar hepsi bir arada. Tezler dikilmiş tarlalara. Nereden girdi? Adamın tarlasının kıyısından geçiyor şimdi. Gerçi bu iki tarla da aynı adamın olabilir ama dikilme ters. Dikine dikmiş bu dükkan.
gelmişken de biraz zor girdim ben şu kornara. Uzakta sen de. Ben olmaz güzel bir yer buldum. Bir dere. Ağaçlarla tamamen örtülmüş dere. Tertemiz. Cam gibi dere yani. Tepemizde kuşlar cırılıyordu. Harika bir yer. Bunu ben şeyden görmüştüm çünkü. İnternet araştırmamda görmüştüm. Bir dere vardı. İşte bulduk dereyi. Şuraya bak ya. Otur burada saatlerce. Balık göremedim. Harika.